Her kısa merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla, yine bir nostalji videosuyla karşınızdayım. Bugünkü tanıtımını yapacağımız araç 1978 model Skyna 111. Aracın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar araç boya hariç devamında komple orijinal bir araç. Sevgili dostlarım, biraz daha ömür medet olduğuyla beraber araç hakkında sizlere bilgi almaya çalışacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ömer abi yanımızda. Merhaba, Ömür Medetoğlu ben. Abi hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk Ali Bey. Ömür Medetoğlu kimdir, kaç yaşındadır, kaç seneden beri bu sektörün içindedir, bize kendini bir tanıtır mısın? Ömür Medetoğlu 82 doğumlu, 39 yaşındayım. Yaklaşık 98 yılından beri bu sektörün içindeyim. Baba aile mesleğimiz olduğundan dolayı. Skanya'yı da eskilerden dolayı merakımız var. Onun için bunu alıp bir revizasyon gerçekleştirdik bu araca. Fazla orijinalliğini bozmadan. Zaten o çok bir orijinal bir araç bu. Denk geldi bize. Sadece dış kaporta aksam ve iç döşemesini yeniledik bu aracı. Aracımız böyle. Orijinal bir araç. Size anlatabilirim isterseniz. Tabii buyur abi. Sizin 78 model. Orijinal 280 bin kilometrede olan bir aracımız bu. Devlet dairesinde çalıştığı için kilometresi bu kadar düşük. Yani normalde ticari amaçlı kullanıldığı zaman kilometre bu kadar düşük olmayacaktır. Orijinal kilometre ve orijinal motor herhangi bir daha bir değişiklik yapılmamış. Hayır, değişiklik yapılmamış. Motor şu an zaman diferansiyelleri orijinal. 6x4 bir araç bu. Makaslı. Şöyle geçelim yan tarafına abi. Tabii doğru ki. İstersen. Bunları dubleks lastik. Lastikleri dublekse biz mi çevirdik yoksa orijinal da var mı? Biz aldığımızda bu şekildeydi. Şamyeli lastiklerimiz var. Evet. O tarafta da aynı şekilde. Depomuz kaç litre bizim abi? Depomuz 600 litre. Orijinal deposu değil. Orijinal deposu sac olduğu için paslanma yapıyor ve araba esnasında filtreleri şişiriyordu pas olduğu zaman. Bunu evet. Alüminyum bir depo taktık buna. Bir de siz burada da etiketi var zaten. 26 tonluk bir araç bu. 26 ton. Evet. Dorsal bağlantı kablolarını görüyorsunuz. Separamanız. Bu üstün kapamayı siz yaptınız. Evet, evet biz yaptık. Abi çift çeker mi bu araç? Çift çeker evet. 6x4. 6x4. Orijinal. Makaslı arkalarımız. Evet, makaslı. Akslı, jelli değil bunun diferansiyelleri. Evet. Bunların hepsi orijinaldir. Şasiye biraz boya işlemleri anladığım kadarıyla oldu. Tabii boyası yapıldı bunun. Onun haricinde komple arkadaşlar orijinal 285 bin kilometredi arkadaşlar. Evet. Bunu belirtelim. Abi burada ne var? Burada akü yerimiz var. Evet. Bunlar sağlı solludur. Aküleri sağda bir tane, solda bir tane ama biz bu ikisini aynı yere aldık. Şöyle. Buraya dolap koyduk. Şu şarteri. Evet. Bu şarteri. Evet, İlyas Bey yaptı bunu. Akünün ömrünü uzun tutması için. Elektriği kesiyoruz onu. Evet, evet. Dolabımızı sonradan ekledik. Dolabımızı ekledik. Eksozun falan hepsi orijinaldir. Eksozun orijinal da çıkışlar burada değil mi abi? Burada evet. Aynen. Ekstra bir abartı eksoz falan yapmadık. Evet. İsterseniz bir de şu hava tüplerini göstereyim abi. Genelde Skyna'nın bu hava tüpleri burada 111'lerin. Evet, evet burada. Bunların hiçbir yerinde oynanmadı. Orijinal yerleri burası. Şu sinyal lambasının şeyini görüyor musunuz arkadaşlar? Dokunuşunu. Motorumuzu da gösterebiliriz. Evet abi, motorumuzda ne anlatacaksın bize? Vallahi motorundan da benim pek çok bilgim yok. 280 beygir olduğunu biliyorum. Intercool yok bu araçlarda bildiğiniz gibi. Görünümü yeşil motor, yeşil boyalıydı. Eski modellerde hava filtresi dışarıda olur. Bunun hava filtresi içeride. 110'larda ve 76'larda dışarıda olurdu. Türbinimiz var. Pompa enjektörümüz bu tarafta. Gayet çok sade bir motor. Yolda bırakmayan bir motor. Abi siz bu aracı ne olarak kullanıyorsunuz? Biz bu aracı burada yedek romorklarımızı gümrüğe götürüp getirme işleri, yüklemeye gitmek için. Yani yine yükün altına giriyor anladığım tabii, kadarıyla. Tabii tabii giriyor. Girmeden olmaz. Şu şeyi de enteresan bir durum yani. Bu motorun çubuğunu şuradan. Evet, bunu biz yaptık gerçi de. Çoğu parçasını tabii bulamıyoruz bu kaput kollarının. Bundan dolayı düşmesin diye çalışırken öyle bir şey gerçekleştirdik. Orijinal olmayan ne var bunda abi? Bence pek bir şey yok orijinal olmayan. Olmayan bir şey yok. %90 orijinal.
Kornalarımız yoktu tabii, onları biz ekledik. Şurada gördüğünüz gibi krom çalışması olan, yani bu o yıllara ait çalışmaya özgü bir tarz. Arkadaşlar lambalar görüyorsunuz. Cam fitillerimiz, kapı fitillerimiz hepsi orijinal. Scania'nın logoları bile var üzerlerinde. Şöyle aracımızdan aşağı inelim, motorumuzu gösterdik sizlere. Şu yazının bile çok değişik bir havası var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere, belirteyim sizlere. Aynalarımız yine orijinal ayna, evet. 111'in orijinal aynası. Hı hı. Şöyle içine gel. Abi buyur, bir taraftan içine alalım tamam. Seni. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunlara bir de yataklı kabin var değil mi? Evet, bu yataksız kabin modeli. O zaman öyle tercih etmişler sanırım. Şöyle aracımızın içine geldik. Deri döşemelerimiz mevcut. Bunları biz sonradan yaptık. Biz aldığımızda 280 bindi, 315 bin olmuş. Bayağı bir 25 bin, 35 bin kilometre kullanmışız biz bu aracı. Yani göstergesiz bir şey şu anda arkadaşlar çalışıyor, öyle çalışıyor. Söyleyelim. Hı hı. Bunda bayağı da bir düğme var acaba, ne işe yarıyor bunlar? Bundan düğmeleri çoğu orijinaldir. Zaten bu kontak açmadır, şununla çalışır araç. İstop'u nasıldı bunun abi? İstop'u buradan. Şunu çektiğim zaman veya motor freninden istop edebiliyoruz bunu. İki taraftan yapıyoruz. Evet, evet. Ya bu orijinali budur yani. Kontaktan yok yani. Yok, kontaktan yok. Kontaktan elektronik yok yani. Kompu olmadığı için manuel istop etmek zorundayız. Şimdi marş bu dedik abi. Marş yok, bu şey, kontak. Kontak, marş bu. Marş. Bu el gazı zaten. Bu istopumuz. Jikle dediğimiz evet, olay. Yani bu şeyimiz, cam suların falan hepsi orijinal çalışıyor gördüğünüz gibi. Çalışır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaliferimiz. O da çalışır. O da aktif durumda şu anda. İki kademeden oluşuyor. Bu defranselleri birbirine bağlayan düğmemiz. 6x4. Defransel kilidi evet. Dediğimiz olay. Hı-hı. Evet abi. Diğerleri fark ettiği diğerleri falan. PTO düğmeleri falan var ama onu şu an kullanmıyoruz. Damper şeyim, PTO dediğimiz damper olayı değil evet, mi? Evet evet, yani şanzımandan çıkış. Şu abi imdadımız bu i̇mdadımız mu? İmdadımız bu. Bu PTO düğmemiz. Evet. Kül tabağımız, hepsi orijinal. Orijinal bir şekilde. Abi şu ne? Bu dorse frenimiz. Dorse o yıllara dorse. Evet evet. Bu dorse frenimizi manuel buradan kullanabiliyoruz. Çalışıyor, aktif. Aktif yani. Evet evet, aktif. Etkisi oluyor mu bayağı abi? Tabii ki. Etkisi olmaz olur mu? Değil mi? Daha çok genelde makaslamalarda falan, yağışlı yollarda kullanılırmış bunlar. Tabii şimdi yasaklandı onlar. Nedenini çok açıkça bilmiyorum ama keşke yasaklanmasaydı. İlla ki yönetmeliğe uygun olmayı yani, bir sebebi vardır yani. Muhtemelen. Tavan lambamız orijinal. Tavan lambası yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Şimdi biz çok 111 gördük, 110 gördük. Yani arabayı orijinal toplayıp da içine led lamba koyup da arkalayın led lamba koyan arkadaşlarımız da oldu. İşin açıkçası orijinal parça bulamayabilirsin ama en azından bir ufak evet evet şeyine uygun olarak sağ olsun, bir şekilde yapmak lazım. Çevremizdeki arkadaşlar gönderiyor valla parçaları ellerinde olan. Hiç toplamken zorlandığınız nokta oldu mu abi? Yok, bir yıl sürdü sadece. Bir yıl sürdü. Evet, bir yıl sürdü. Yani eski araba toplamak bayağı bir sıkıntılı yani. Yani ona göre usta bulmak da zor. Evet. Yani eski bilen ustalar gerekiyor bunda. Bugün bir arıza yapsa parçasını bulmak şansın var mı kolay kolay? Yok, artık bulabiliriz yani. Yani motor parçaları zaten var Türkiye'de. Kolay kolay bozulacak bir şey yok. Sadece kaporta aksamlarının fitilleridir. Şu kenar çamurlu fitillerini bulmakta zorlandık. İşte şu orijinal düğmelerini bulmakta zorlandık. Bunları da sağda soldaki arkadaşlarımızı arayarak depolarında olanları gönderdiler. Bunlardan bayağı yedekte var şu anda bizde. Onların da yedeğini temin ettin evet, yani. Evet evet. Stokta duruyor. Ömer şöyle diyeyim sana. Hemen tabii abi satılık mı diye soracaklar bunu. Yok, satılık değil. Değil. Kafada kestik yani. Olayı değil bitirdik yani. Böyle bir aracı toplamak bize maliyeti ne oluyor abi? Fazla bir şey var mı? 100 bin liraya yakın para harcadık. 100 bin liraya yakın para harcadık. Araç maliyetiyle beraber, yanlış anlaşılmasın. Yani 50 bin liraya almıştık aracı. 50 bin lira da para harcadık. 100 bin liraya mal oldu. Evet. Değdi mi sence? Keyfi? Değdi tabii ki tabii. Değil mi? Tabii. Bunun zevki başka. Var mıydı daha önce de Scania elinizde? Vardı evet. Yani 111'in aynısından var tabii, mı? Tabii tabii. Yani babam ve amcalarım da bunu çok kullanmışlar zamanında. Şimdi yani. Kapıda böyle bir araba olursa onlara nasıl bir tepki, nasıl bir reaksiyon gösteriyor onlar mesela? Yani tabii görünce eskiyi hatırlıyorlar ister istemez. Çıkıyor mu peki yoksa? Tabii tabii, babam çıkar. Çıkar mı? Tabii çıkar. Gider sağa sola gider gelir. Asım abiye de selam olsun buradan. Aleykümselam. Burada bir torpidomuz mu var evet, abi? Evet, torpidomuz var. Çekelim beni. Şöyle, şöyle bir göstereyim. Evet, içeriye derinlemesine. Bir bunun sigortası yani, falan her şeyi var. Hepsi var. Muayenemiz var. Yani muayeneden yani, geçti. Ama şu anda faal evet. Olarak kullanıyoruz onu. 2022'ye kadar muayenemiz var. Evet. Yani güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Peki yola gittiğin zaman abi nasıl bir hissiyat uyandırıyor sana bu? Aç
Açıkçası çok uzun yola gitmedim. Maksimum İzmit'e kadar gittik. Evet. Yani öyle farklı iş olursa gideriz tabii ki. Peki yakıt tüketimi ne alemde? Eski arabalar olduğu için. Yani yakıt tüketimine bakmıyoruz. Biz depoyu dolduruyoruz. Bitene kadar kullanıyoruz yani. Yani ölçme yapmadık yok. Yani. Yok. Yeni jenerasyon zaten kıyaslama şansı zaten olmaması mümkün değil yani. Yok tabii canım, kıyaslanmaz. İmkan yok. Direksiyon yine orijinal değil mi? Tabii orijinal direksiyonumuz. İki tane kornamız mevcut. Hiddet. Hiddet. Bulmak şartıyla. Üsttekiyle de halledik. Evet. İlyas Çağdaroğlu toparladı elektrik aksamını. Evet. Ona da teşekkürlerimizi bildirelim. Biraz zamanımız aldı ama değdi yani. Değdi. Evet. Evet, eline emeğine sağlık. Biz de yani bize şöyle teşekkür ediyoruz size. Bu tür araçları yaşatıp da böyle bize günümüzü kazandırmak gerçekten güzel. Herkesin de harcı değildir. Evet. Toplayan insanlar da çok istiyor ama maliyetlerin önüne geçemediği için maliyetler maalesef yüksek. Bir de zamana çok ihtiyaç var. Yani hemen olmuyor yani. Zaman ihtiyacı var, parça bulamıyor. Ben bir ayda toparlarız diye bakıyordum ama imkanı yok, toparlayamadık yani. Bir ay dediğimiz şey bir yıla çıktı yani. Bir yıla çıktı evet. Şimdi bir 76 model aracımız var, onu da toparlıyoruz. Onun ikinci yılı bitti. Evet. Henüz toparlayamadık yani. O da Bolu Yeni Çağ'da yapılıyor şu anda. O da mı Scania? Evet, o da Scania. 76. 76. Ben lan bana beyaz. Yok, 76 seri. Ha, 76 serisi evet. Pardon, çok pardon. Evet arkadaşlar. Vallahi gördüğünüz gibi. Her şey orijinalde. Şu anahtarlığı bari şey yapsaydık. O da gerçi nostalji ama. O da Mercedes'in nostalji. Buradan işte Scania yetkililerine sesleniyoruz. Nostalji bir anahtarlık verirlerse. Aynen, bence de yani. Montajını şimdi yaparız. O kadar güzel araba ya. Şimdi Scania gerçekten orijinal eski bir anahtarlık giderdi yani. Ama doğuşa bu da selam olsun. Bu da aynı gerçekten yani eski nostalji bir eski anahtarlık ama. Skyline olaydı, daha da iyi olaydı. Benim eksiğim olarak şimdi bu gördüm yani, öyle söyleyeyim. Doğrudur, yani. Eyvallah. Vitesimiz 10 vites, evet. 5 ağır 5 seriden oluşuyor. Yani böyle ağır seri olarak hepsi çok aktif şekilde çalışıyor. Şanzımanımız hiçbir sıkıntı yok. Hiç de söktürmedik. Evet. Aldığımızdan beri kullanıyoruz yani. Yani şimdi abi hakikaten yani 300-310 bin lira 315 bine gelen bir araç için hakikaten yani bu devirde böyle bir araba, arkadaşlar kesinlikle motorda herhangi bir oynama yok. Yok, direkt orijinal kelime, motor. Şey, evet, kilometre. Orijinal, evet, evet, orijinal. Orman durumda. Bakanlığı'na bağlı çalıştığı için muhtemelen çalışmamış araç. Evet. Nasıl, gidişatı nasıl? Yani böyle 7 nesil jenerasyon araçlarından kıyasla bakmışsınız. 4 araç evet. Olduğu için biraz ağır devir tabii bu, seri bir araç değil. Hı-hı. Yani 4x2 olsa belki seri olarak giderdi ama 6x4 olarak tasarlandığı için, yani çift şeker olduğu için ağır gidiyor tabii araç. Evet. Yani diğer araçlara göre ağır. Rampalarda falan 3'e 4'e kadar düşüyoruz. Sürüşü nasıl peki? Keyifli mi? Sürüşü keyifli tabii. Eğer hevesliyseniz, kullanmayı istiyorsanız çok keyiflidir. Evet. Ama sıfır araçtan ilk buna binerseniz tabii ki ikinci kilometrede sıkılırsınız sürekli vites değiştirmekten. Çok mu vites değiştiriyoruz yani? Tabii sürekli. Debriyajımız havalı değil, manueldir bunun. Evet. Yani yeni araçlar gibi havalı değil, manuel çalışır. Biraz kas çaptırıyor yani. Evet, evet, biraz ağırdır yani. Direksiyon peki nasıl? Direksiyon hidrolik. Hidroliktir. Evet, sıkıntı yok, yağlı yani. Evet. Bunu rahat çevirebiliyoruz. Onun haricinde... Bunumuz böyle Ali Bey. Şimdi şurada yine ayaklarımızdan... Ondan klimamız. Klima, evet. Doğal orta... İki bölge klima bulunuyor. Biri sağa, biri solda. Evet. Şöyle göstereyim sizlere. Sadece derecesi ayarlanmıyor. Evet. Bunu açtığınız zaman dışarıdaki hava neyse onu içeriye... Motorun sıcaklığını veriyor mu acaba içeriye? Yok, motorun sıcaklığını vermiyor. Alakasız, bağımsız. Yok. Yani dışarıdaki taraftan. Motorun sıcaklığını bu taraflardan daha çok hissediyorsunuz. Dışarıdan tepkiler ne oluyor? Böyle yola yani gidince... Herkes korna çalıyor, selam veriyor yolda giderken. Küçük araçlardakiler. Evet. Yol verenler çok oluyor. Yani baba buyur falan. Yol onlara ait olsa bile hemen durup bize yol veriyorlar. Baba buyur böyle. Sen büyüksün bizden, buyur. Gibilerinden. Öyle bir şeyler oluyor yani. Evet. Daha çok gümrüğe falan gidince, şehir merkezinden geçince öyle oluyor. Var mı bununla ilgili bir anım böyle bizle paylaşabileceğin? Benim mi? Evet. Yok, anım yok. Sadece kullanmayı çok seviyorum. Aracı da çok seviyorum. Her gün görsem yetiyor bana. Böyle 5 dakika. Evet. Peki var mı böyle ekleyeceğimiz başka bir şey aklımıza? Yok, ekleyeceğimiz bir şey yok. Bu. Teşekkür ederim size de. Vesile olduğunuz için, aracımızı tanıttığımız için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir araç. Ya ben evet. Bunu buraya tesadüfen, ya bu arabayı biliyordum ama daha önceki rengini biliyordum buraya. Evet, evet. Şimdi biraz daha restore oldu. Geldik buraya. Bir gördük, aşık olduk. O zamanki şey... İyi yaptınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Peki Ömer, ben sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bize verdiğin bu güzel bilgiler için. Sağ olun. Bu efsaneyi bize
tanıttığın için. İnşallah başka projelerde yine İnşallah görüşürüz. Bilgi verin. Evet arkadaşlar, Dostacı kuşağında sizlere 1978 model Skyna 111 olan aracımızı tanıtmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Arkadaşlar bir sonraki Dostacı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.